Merhaba. Susanna Tamaro, Yüreğinin Götürdüğü Yere Git kitabında aslında bir babaannenin veya anneannenin, bir ninenin kız çocuğuna hayatla ilgili verdiği tavsiyeleri anlatıyor. Ve kitabın en sonunda şöyle diyor. Kızım, hayat yolunda ilerlerken yol bazen ikiye ayrılacak. Ve sen hangi yöne gideceğini karar veremeyeceksin. Ve danışacağın hiç kimse de olmayacak. İşte bu karar veremediğin o anda başvuracağın tek yer aslında o yüreğinin götürdüğü yere git diyor. Ama ben şöyle düzeltiyorum. Başvuracağın tek yer yüreğinin içindeki vicdan. Bunu anlatırken şunu kastetmeye çalışıyorum. Günümüze kadar birçok olaylar, birçok çatallı yollar veya birçok yol ayrımına geldi. İşte bu ayrımlarda doğru veya yanlış birçok karar verdiniz. Ama önümüzde belki de yeni yol ayrımları olacak. İşte bu yol ayrımlarında lütfen baykuşların guguklarını değil, vicdanınızın sesini dinleyin. Güven Park'a hoş geldiniz. Bu hafta her zaman olduğu gibi çok değerli başkomiserler Turgay Karagöz ve Soner Koç'la beraber haftanın gündemini değerlendireceğiz. Öncelikle ben onlara hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Saygılar. Ben ilk başta Soner sana soru sormak istiyorum. Sinan Ateş davası karara bağlandı ama bununla beraber birçok aksiyon da beraberinde geldi. Özellikle Devlet Bahçeli kürsüden gazetecileri ve CHP'yi tehdit ettikten sonra bir takım olaylar meydana geldi. Sinan Ateş'in kız kardeşini tartakladılar, saldırdılar. Bu davaya sen de baktın. Neler söylemek istersin? Neler oluyor bu davada veya neler oldu? Evet, yani Sinan Ateş davası başladığından beri zaten Devlet Bahçeli devamlı olarak bu davayı sanki MHP'ye karşı bir komplo girişim olarak algılıyor. Ve bu davayla ilgili de MHP aleyhine konuşan kim varsa onlara karşı en üst perdeden tehditvari sözlerini söylüyor. İşte en sonunda da bu şekilde Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından sonra Sinan Ateş'in kız kardeşi de adliyenin kenarında darp edildi. Ama bence bu davadaki en önemli konu Sinan Ateş cinayetine tetikçi oldukları söylenen kişiler müebbet hapis cezası aldı. Onu bir kenara koyabiliriz. Ama tetikçileri ayarladığı iddia edilen bir isim var. O isim tahliye edildi. Kim bu kişi? Serdar Öktem. Avukat Serdar Öktem. Avukat Serdar Öktem kamuoyunda birçok ünlü kişinin de avukatlığını yapan bir kişi. Yani ben şöyle biraz geçmişine bakayım dedim mesela Serdar Öktem'in. Yani hangi okuldan mezun? Ya cidden bu kadar ünlü isimlerin avukatlığını yapabilecek yetkinlikte bir avukat mı? Yani tabii Türkiye'nin şöyle bir gerçeği var. Yani avukatların yetkinliği hukuk bilgisinden ziyade işte girdikleri çıkar ilişkileriyle, girdikleri belki işte rüşvet ilişkileriyle insanları tahliye ettirme gücüyle ölçülüyor bir nebzede. Bağlantıları da önemli evet. Evet, o şekilde ölçülüyor. Ben de Serdar Öktem'e biraz hani kim diye bir bakayım dedim. Kendisi Kıbrıs'ta hukuk fakültesi okumuş. Yani Türkiye'de bir hukuk fakültesi de muhtemelen o dönemde, hukuk fakültesini okuduğu dönemde yerleşememiş. Kıbrıs'ta hukuk fakültesi okumuş ve Türkiye'de gelmiş avukatlık yapıyor. Ve birçok ünlü kişinin de avukatlığını alıyor. Bakıyorsunuz mesela işte Galatasaray'ın Ultra Aslan'ın tribün lideri var. Onun mesela avukatı. Ondan sonra mesela şeye bakıyorsunuz işte daha çok suç örgütlerin veya suça bulaşmış insanların avukatlığı yapıyor bu. Zaten avukat hani öyle bir iş yapar da hani nikah şahitlerine bakıyorsunuz mesela ben internette gördüm. Mecnot Yakmaz mesela nikah şahidi. Diğer nikah şahidi Olgun Peker. İşte Peker grubuyla bağlantılı kişilerin daha çok avukatlığını üstlenmiş. İşte bunlardan birisi mesela söylediğim işte o Ultraslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin. Bu kişi en son işte Sedat Peker'i İsmail Ağa cemaatiyle işte hani buluşturup görüştüren isim olarak mesela kamuya falan yansımıştı. Yani daha çok Peker grubunun çevresindeki kişilerin Sedat Peker'in yanında bir tane sarıklı cübbeli bir adam vardı. Bu adamdan mı bahsediyorsun? Hep mitinglerde yanında duruyor. Bu sarıklı cübbeli değil ama o cemaat üyeleriyle Sedat Peker'i buluşturan isim olarak biliniyor. Daha çok da işte bu avukat Peker grubunun çevresindeki, Peker grubundaki kişilerin avukatlığını yapıyor.
Geçmişte de Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı yapmış bu kişi. Şimdi tetikçi olduğu söylenen kişiler ve azmettiren kişiler var bu davada. Azmettiren olarak cezalandırılan işte Doğukan Cep, Eray Özyağcı gibi. Geçmişte de Doğukan Cep'in de avukatlığını yapmış yine Serdar Öktem. İşte Doğukan Cep İstanbul'da Hasan Ferit Gedik cinayetinden dolayı ceza alıyor. 35 yıl ceza alıyor ve avukatı o dönemde Serdar Öktem. Ve bu dosyada da Sinan Ateş dosyasında da tetikçileri ayarladığı iddia edilen kişi yine bu avukat Serdar Öktem. Yani geçmişten günümüze kadar bu cinayete kadar Serdar Öktem devamlı olarak böyle suç örgütleriyle organize suç gruplarının avukatlığını üstlenerek bunlarla yakın bir temas içerisinde bulunmuş. Zaten bu gibi yapılanmalarla böyle devamlı olarak avukatlığını üstlenen, devam ettiren kişilere baktığınızda bir süre sonra o grupla beraber hareket etmeye başladıklarını görebiliyorsunuz. Yani biz organize suç gruplarına yönelik operasyon yaptığımız dönemlerde de birçok organize suç örgütünde avukatlar da bu grupların içerisinde yer alıp o suçlara böyle iştirak etmeye başlarlar belli bir dönem sonra. Serdar Öktem'in de konumu tam olarak buna benziyor. Ve Bir bu soru dosyada da soracağım, müsaade ederse. O zaman ben yanlış mı anlıyorum? Sedat Peker'in aslında avukatlığını yaparak bir bakıma grubun içinde gibi gözüküyor. Aynı zamanda MHP'nin de bu tarz illegal organizasyonda, bir cinayet organizasyonunda işin içinde gözüküyor. Yani madem bağlantıları yapıyor, Serdar Öktem üzerinden Sedat Peker ve MHP arasındaki ilişkiyi de kuruyor olabilir mi? Böyle bir tahminde bulunulabilir mi? yani direkt Sedat Peker'le arasındaki ilişkiyi kuruyor mudur? Onu söylemek için somut bir Grubuyla delil ilgili olması mesela. gerekir. Ama baktığımız zaman Peker grubunun Peker grubundan işlem görmüş birçok kişinin avukatlığını üstlenmiş. Bunlardan bir tanesi de mesela Olgun Peker. İşte Sedat Peker'in manevi oğlu olarak kendini tanıtan, her tarafta ben Sedat Peker'in oğluyum diye gezen, aslında Sedat Peker'le hiçbir kan bağı bulunmayan birisi Olgun Peker. Normalde Olgun Aydın isminde birisi. Daha sonra Sedat Peker benim babam diyerek kendi babasını bir kenara bırakıp soy ismini Peker olarak değiştirip Sedat Peker'e işte baba diye hitap eden, Sedat Peker'in de Olgun Peker'e oğlum diye hitap ettiği bir isim. Mesela bunun avukatlığını yapıyor. Nikah şahitliğini yine Mecnun ve Ot Yakmaz yapıyor. Bakıyorsunuz. Yine Sedat Peker'le yakın o belirttiğim işte Galatasaray tribün liderinin mesela avukatlığını yine bu isim üstleniyor. Yani Ben devamlı olarak bu gruplarla birlikte. Onun için MHP ile bu gruplar arasındaki bağı sağladığını söyleyebiliriz. Yani öyle görünüyor. Zaten bu dosyada da özellikle dosyayla MHP arasındaki böyle temel bağı kuran isim Serdar Öktem. Yani onun için diyorum bu davada tetikçilerin müebbet almasından ziyade bence en önemli konu Serdar Öktem'in tahliye edilmesi. Bu davanın bence en önemli ayağı buydu yani. Bize gösteren de şu, neden en önemli diyorum. Bu davanın bu noktada artık kapatıldığı, çünkü kamuoyunda şöyle bir beklenti vardı. Bu davanın MHP'yi de sıçrayacağı, MHP'den özellikle üst düzey yöneticilere sıçrayacağı falan. Halbuki en alt düzeyde diyebileceğimiz Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olan Serdar Öktem bile tahliye edildi ki diğerlerine dokunulmasını beklemek bir hayal olur gibi artık yani. Ben Sedat Peker'e ilişki için şunun için sordum. Sedat Peker o kendi çektiği videolarda Kıbrıs'ta bir tane gazeteciyi öldürmüştü devletten aldığı talimatla. Yani siyasi cinayetleri de işleyebilecek bir potansiyeli olduğunu kendi söyledi Sedat Peker. Bu da siyasi bir cinayet olduğu için bu konuda tecrübeli bir adam. Dolayısıyla kendi adamlarıyla veya kendi tecrübesiyle bu cinayette yardımcı olabilir mi? Ya, o Ya manada sormaya çalıştım yani. yani Sinan Ateş cinayetinde de bir rolü olabilir mi? Serdar Öktem'in zaten bu cinayet içerisinde olması Peker grubundan kişilerin de bu cinayetle hiç olmadı dirsek teması bulunduğu manasına gelir zaten. Yani bu araştırılmaya, soruşturulmaya değer bir durum. Ama şöyle duruma genel olarak baktığımız zaman hani şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza bu cinayetle. MHP şu an Türkiye'de Türkiye'nin en büyük mafya gruplarıyla
istediği herhangi bir kişiye eylem yapabilme kapasitesine sahip şu an. Yani birçok mafya grubunu gerek siyasi cinayetlerde, gerek organize suç gruplarıyla ilgili olaylarda MHP direkt kullanabilir, istediği gibi eylem yaptırabilir, suç işletebilir ve daha ötesi yargıdan, aynı bu şekilde Serdar Ökten'de olduğu gibi, yargıdan da kaçırabilir bir durumda. Yani MHP şu an Türkiye'deki en büyük organize suç örgütlerini organize eden üst kademe bir suç örgütü gibi hareket ediyor. Bu davada bunun en büyük kanıtı. Yani sadece suç örgütlerinin değil, polisleri de yani bu davada cinayette polisleri kullandı. O polislerin ne kadar genç polis olduğu ortaya çıktı. Yani daha bir yılını bile doldurmamış özel harekat polisi. Ama o polislere o görevi kim verdi hiç araştırılmadığı gibi. O polislere o görevi vermesi en muhtemel şahıslar 15 Temmuz'da insanın gözüne sokarcasına gittiler, Devlet Bahçeli'nin elini öptüler. Yani sadece suç örgütleri değil, bence polisten de işte Çağrır Eras'la neydi veya Özel Harekat Daire Başkanı'ndı, bana iki tetikçi yolla, iki eskort yolla dediği zaman onları da çok rahat bir şekilde alabilecek bir durumda yani maalesef yani. Evet. Ben söz Turgay'a geçmiş, yani Turgay sen Amerika'dasın, Amerika'daki gelişmelerle ilgili soru sormak istiyorum. New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türkiye ile rüşvet ilişkileri ortaya çık. Sen olayı yerel haberlerden de bakarak bize biraz anlatabilir misin? Burada konuşulmayan veya bizim ilgimizi çekebilecek ekstra bilgiler neler olabilir? Abi konu son bir haftadır ben genel değil, ulusal medyayı da takip etmeye çalışıyorum. CNN, Fox News gibi, MSNBC gibi. Hepsinde top topiklerden bir tanesi abi. Yani İsrail'deki olan olaylar, Lübnan'daki olan olaylarla birlikte anılan bir olay. Çünkü New York Belediye Başkanı, düşün yani Ekrem İmamoğlu'na bir operasyon yapıldığı düşün. O çapta bir şey ve demokratların, bu belediye başkanı da demokrat, demokratların iktidarda olduğu bir dönemde demokrat olduğunu, burada savcılar siyasi kimliklerini bildirebiliyorlar, demokrat olduğu tescilli bir savcı tarafından yapılmış bir operasyon. Şimdi Türkiye'de maalesef Amerika'da bu kadar ses getiriyor ama Türkiye'de gık çıkmıyor. Türkiye'de konu bizim muhalefetimizin, tırnak içinde kullanıyorum, Özgür Özel'in öncülüğünde kapatılmaya karar verilmiş gibi gözüküyor. Özgür Özel geldi burada Türk evinin önünde, yani bizim devletimiz rüşvet vermez filan diye Tayyip Erdoğan'ın kaçtığı bir noktada gitti, konuyu kapatmaya çalıştı. Şimdi şöyle diyorlar ki yani bu davada Türkiye'nin adı çok geçiyor. Yani Türkler çok rüşvet vermiş. Aslında bu doğru ama eksik bir söylem. Aslında davada Türkiye dışında bir şey yok yani. Tamamen dava Türkiye'nin, Türk devletinin, Türk yetkililerinin artı Türk devletiyle ilişkili iş adamlarının bu belediye başkanına rüşvet vermiyor. Yani dolaylı olarak rüşvet vermiyor. Direkt para vermiyorlar ama işte business class'ları mesela 50 dolara falan şey yapıyorlar yani. Türk Hava Yolları da business class bileti vermeye çalışıyorlar. Sonra İstanbul'da ağırlıyorlar. Adam artık her yere giderken Türkiye üzerinden gidiyor. Mesela Fransa'ya gidecek. New York'tan biniyor. Türk Hava Yolları İstanbul'a iniyor. Oradan Türkiye üzerinden Fransa'ya aktarma yapıyor. Yani tamamen alakasız bir rut. Neden? Çünkü bir kere first class'ta gidiyor. Para vermiyor veya çok böyle sembolik çevir kazı yanmasın tarzında bir para veriyor. Bir de İstanbul'a inince bu arkadaşı güzel bir Boğaz'da yemeğe memeye götürüyorlar. Bazen böyle Gana'ya Mana'ya giderken bir iki günde kalmış, Pakistan'a giderken o zaman da özel olarak Türkiye'de gelmiş en güzel otellerde ağırlıyorlar artık. Yani peki yani burada basit bir rüşvet olayı mı? Bu o iş bu hale nasıl geldi? Şimdi Soner de bilir, bizim soruşturma birimlerinde çalışan kişiler bilirler soruşturmanın nasıl başladığını. Şöyle biz bir dosyaya baktığımızda, bir iddianameye baktığımızda birazcık kokusunu alırız yani. Ben bu iddianameyi okumaya çalıştım yani. Baştan sona olmasa da en azından önemli yerlerine bakmaya çalıştım. Savcının açıklamasını izledim. Dediğiniz gibi yerel medyayı falan takip ediyorum. AKP'lilerin aslında haklı olduğu bir konu var. Yani bu dosya, diyorlar ki işte bu dosya ya özel olarak bize çalışmışlar, siyasi motivasyonlu bir dosya falan diyorlar. Yani ben bu görüşe katılıyorum yani. Şimdi neden katılıyorum? Kısmen katılıyorum ama şerhim var. Onu birazdan şey yapacağım tabii. Şimdi yani dosya nasıl başlar? Bir olay olur. Polis müdahale eder veya savcılık soruşturma açar veya bir şikayet gelir veya savcılık, polis bir bulunduğu bölgede büyük bir problemi kendisi gözlemler. Yani kendi gözlemleriyle bir şey yapar. Onun üzerinde özellikle çalışır. Yani şimdi bu dosyanın başlangıcı bir şikayette başlamıyor. Bir olay oluyor başlamıyor. New York, Güney New York savcılığı ki bu federal savcılık Amerika'daki en önemli olayların görüldüğü savcılıklardan bir tanesi.
dosyaya re'sen başlamış. Yani bu şunu gösteriyor, savcılık bu konuya önem vermiş. Şimdi burada iki ihtimal var. Savcılığın önem verdiği konu bir, New York Belediye Başkanı'nın yolsuzluğu olabilir. İki, şey olabilir. Türk devletinin, yabancı bir devletin Amerikalı yetkililer üzerinde bir şey kullanması, etkiye yapmaya çalışması. İç işlerine şimdi, karışma olarak olabilir mi bu? Tabii, evet. Yani şimdi abi sonuçta dışarıdan bir ülke sizin yetkililerinizi bir şekilde tavlamaya çalışıyor. Tavladıktan sonra ne yapacağı belli değil. Ki Türkiye'nin bir historisi var bu konuda yani. Türkiye sabıkalı bir devlet Amerika'da. Buraya geldiler Flynn'le, eski CIA başkanıyla Fethullah Gülen'i kaçırmak için toplantı yaptılar. Yani burada bir sürü Türkiye'nin şeyi var, sabıkası olan bir konu. Onun dışında işte bu Halkbank davasında yönlendirme çalışmaları olsun, Reza Zarrab konusu, artı şey konusunda, Sezgin Baran Korkmaz konusunda, artık Türkiye burada şey yani Daltonlar gibi her taşın altından çıkmaya başladılar yani. Maalesef Türkiye iş adamları, tırnak içerisinde AKP'li angaje olmuş iş adamları, artı Türk devletinin bizzat yetkilileri yani konsoloslukta çalışanlar, konsolos olsun, büyükelçi olsun. Burada geldiler ya yani Washington'da adam dövdüler ya, büyük şeyde adam dövdüler. Yani şimdi benim burada tahminim değil, bence çok çok büyük bir ihtimal. Yani Amerikan devleti, bir yabancı devletin, bunu her devlet gibi, bir yabancı devletin ülkeye gelip böyle birilerine rüşvet vererek, birileriyle lobi yaparak filan kendi iç işlerine karışmasından, kendi ülkesi içerisindeki bazı faaliyetleri yönetmeye çalışmasından rahatsız oldu ve bence Türk yetkilileri ve Türk yetkililerle bağlantılı kişileri takibe aldı. O takipler esnasında çıkan bir olay. Yani burada bence işin başlangıç noktası bu kaygılardandı. Peki işte bu kaygılar şey mi, olayı siyasi motivasyonlu mu yapan? Olayı siyasi motivasyonlu yapabilir yani, ama sonuçta her şey bir siyasi yönü var. Hiçbir iftira yok, hiçbir şey yok. Amerikan bir devletin göstermesi gereken bir refleks. Sizin ülkenizde de benzer şeyler yapılsa siz de benzer tepkiyi gösteririz. Yani burada rüşvet konusunda da ben şeyim yani, ve orada Türk evi vurgulandı ya, Türk evine işte itfaiye şey 60 tane eksiklik varmış. Tayyip Erdoğan geleceği için o 60 eksikliği göz ardı edip bir an önce açtırmışlar Tayyip Erdoğan burada şov yapabilsin diye. Şimdi bu olayın bir boyutu, ama Türk devleti abi bu kadar riski, bu kadar beslemeyi falan, böyle siyasilere ulaşma şeyini, senatörlere ulaşma şeyini bunun için yapmaz. Yani sonuçta o eksiklikler bir ay sonra gider, iki ay sonra gider. Tayyip Erdoğan iki ay sonra bir daha gelir, o zaman açar yani. Burada esas şey bence Amerikan devletinin, FBI'nin ve o savcılığın da hassas olduğu konu, burada onları siyasi operasyon yapma ihtimali. Şimdi bu belediye başkanı olan kişi daha önce NYPD'deydi. NYPD'nin başındaki kişiydi. Bir polis, Amerika'nın en büyük polis kuvvetinin başında olan bir kişiydi. Bununla birlikte buna o zaman, çünkü ilişkileri daha öncesinden başlıyor, buna o zamanlar acaba bir operasyon yaptırabilirler mi falan gibisinden, bence oradan kancaya o zaman takıldığını düşünüyorum ben. Bir soru soracağım. Yani bu New York Polis Teşkilatı'nın da başındaydı dedin. Peki Amerika'daki operasyonları, AKP yönetimi orada operasyon yapmak istese, New York polisini belediye başkanı üzerinden kullanabilir? Yani belediye başkanının böyle bir yetkisi var mı New York polisi üzerinde? Tabii. Operasyon yapabilir mi? Yerel burada polis, İçişleri Bakanlığı diye bir şey yok. Var da yani o amaçla değil. Polis kuvveti direkt belediyeye bağlı. FBI federal polis. Yerel polis kuvvetleri abi direkt belediyeye bağlı. O zaman belediye emrinde, başkanının adamları var. Operasyon yani, yapabilme gücü var. Zaten polis müdürü de görevden alındı. Bu dosyadaki faillerden bir tanesi de polis müdürü. New York polis müdürü de istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi bunlar ortaya çıkmadı daha. Yani böyle bir şey çıkmadı. Türk devletinin 3-4 tane şeyi var. Influence etmeye çalışması var. Bir tanesi işte bu Ermeni olayları ile ilgili olarak açıklama yapma falan diyorlar. Yani tutup da soykırım deme falan diye bir şey yapıyorlar. Yine işte bu şeyle ilgili, Türkiye ile ilgili olarak yönlendirmeye çalışıyorlar. Onun haricinde bir de Brooklyn'de Gülen cemaatine ait, Brooklyn New York'un bir semti. O Gülen cemaatine ait bir dernek var. Bu dernek, bu kişi de daha önce aynı zamanda Brooklyn Belediye Başkanlığı'nı yapıyormuş. O zamandan kalma ilişkileri var belediye başkanının. Türk devleti müdahale ediyor. Bunlar diyor işte bizim ülkemize göre terörist. Bunlarla ilişkiyi kes diye böyle bir telkinde bulunuyorlar. İddianamede de, gerçekten onu da merak ediyorum. İddianamede de demiş, böyle bir telkini aldıktan sonra bıçak gibi bütün ilişkileri kesti diye savcı öyle de bir şerh düşmüş. Şimdi bir şey soracağım. Evet, buyurun. Yani senin heyecanını da kesiyorum ama bu şu manaya da gelmiyor mu? Demek ki AKP yönetiminin, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını direkt yerine getiren bir adam olmuş bu adam.
Yani o kadar şey diyemem abi de, ama sonuçta sizi, yani ben o kişinin ayrıntılı şeyini bilmiyorum. Bazı konularda yardımcı olmuş ama sonuçta sizi gebe kalıyorsunuz. Lüks uçaklarda belki 20-30 kere tur yapmış. İstanbul'da Four Seasons'ta kalıyor ya, o Sabancı'nın kızının otelinde kalıyor. Yani en güzel şekilde ağırlanıyor, en güzel yemekler yediriliyor. Buralarda sürekli olarak burada donation yapılıyor, bağışlarına. Bir de o suçlamalardan bir tanesi de o. Yabancı bir devletten seçim bağışı almak. Burada seçimler için insanlar kendileri bağış topluyorlar ama yabancı bir devletten bağış almak yasak. Suçlamalardan bir tanesi de bu. Yani şimdi onun adamı olmuş mudur, olmamış mıdır diyemem ama yani şöyle bir, bu kadar güzelliğin karşısında zaten bir ifade var. Biz sana çok güzellik yaptık, sıra sende diyor bu şeye gelince. Türk evindeki 60 tane kusuru olmadan Türk evinin açılma faaliyetine gelince, tamam biliyorum diyor da, yani bu tapeler falan düşmüş. Yani olay bu, ama olayın ana kaynağını iyi görmek lazım. Olayın ana kaynağı ne Türk evi ne başka bir şey. Bence olayın ana kaynağı Amerikan devletinin, FBI'ın, Amerika'daki savcıların başka bir ülkenin ülkeye girip buralardaki muhalifleri ve başkalarını ülkenin iç işlerine karışmaya yeltenmesinden, rahatsızlığından kaynaklı. Yani bence bu mesajı iyi okumaları lazım ve şu anda ben işte dinliyorum, kulisleri takip edenler falan diyorlar ki daha bunlar piyasada konuşulanların bir kısmı daha diyor, ikinci bir iddianame gelebilir diyor New York Belediye Başkanı hakkında. Şimdi olayın bu boyutu böyle. Ya abi, Bir soru soracağım. Yani boyutu onu şey buyurun. yapma ben. Sanacığım, bir soru sorabilir miyim ben? Buyurun. Peki eğer başka bir devlet, Amerikan devletinin iç işlerine New York gibi dev bir şehrin belediye başkanı vasıtasıyla karıştıysa, bu mesela Amerikan savcılığı bunu AKP yaptı olarak mı görüyor? Türk devleti yaptı olarak mı görüyor? Birinci sorun bu. Türk devleti yaptı olarak görüyorsa bunun Amerika'nın karşılık veya yaptırımı olacak mı? Olacaksa neler olacak? Evet, ben yani o şu anda zaten devlet rejim ayrımı kalmamış durumda Türkiye'de. AKP demek devlet demek. Yani onu muhtemelen Amerika konsolosu falan yeteri kadar aktarıyordur. Türkiye'nin siyasi durumunun ne olduğunu, Türkiye'de muhalefetin nasıl gösteriş olduğunu, Türkiye'de demokrasinin nasıl bir gösteriş olduğunu ve devletin, yargının, erklerin hepsinin artık AKP'nin kontrolünde olduğunu biliyordur. O yüzden AKP de dese, yani sonuçtaki hedef, yani burada şey, Türk devletinden rahat rahatsızlıklar. Türk devletinden rahatsızlığa karşı bir yaptırım uygulanır mı? Bence uygulanmaz. Çünkü bu olay şey, yani bir Rusya'nın yaptığı çapta, bir Çin'in yaptığı çapta bir espiyonaj faaliyeti değil. Ne yapmaya çalışıyor AKP? Her zaman olduğu bir küçük kaygıları var. Yani burada üç tane adam belki işte şey yapacak, rahatsız edecek, onların işini bozacak, onlara operasyon yaptıracak. Nasıl böyle Türkmenistan'da şurada burada insanlar rüşvetle şey yapıyorlar. Şimdi bence Amerikan devleti bu küçük amaçların farkında ama yine de rahatsız oluyor. Kendini direkt ilgilendiren bir konu değil ama sonuçta kendi topraklarında bu tarz operasyonların yapılmasından rahatsız olduğu için böyle bir şey yapıyor. Sonuçta bir yargılama süreci olacak. Yargılama sürecinde de Türk devletine dolaylı olarak mesaj gönderilmiş oluyor. Yani bunlardan biz rahatsızız, biz ülkemizde böyle şeyler istemiyoruz şeklinde bir mesajla kalacaktır. Yani onun dışında NATO üyesi, bu kadar Orta Doğu'da bir şeyler olurken, Rusya'da, Ukrayna'da bir şeyler olurken iki devleti karşı karşıya getirecek bir faaliyet değil bu. Ama rahatsızlığını belli etmesi anlamında önemli. Yani burada da böyle devam ederseniz, bak gözümüzün üzerinizde daha büyük şeyler yapmayın tarzında bir şey, bir mesaj bence. Çünkü dediğim gibi burada bu somut bir şekilde ortaya çık. Eski CIA başkanıyla ve başkan olacak Trump'ın danışmanıyla anlaşıp adam kaçırma planı yapmış bir devletten bahsediyoruz. Yani bu sabit bir şekilde ortaya çıktı ve yine Amerikan gündemini o zaman sarsmıştı. O Trump'ın danışmanı Trump başkanken ayrılmak zorunda kaldı. Yani bu ilişkiler bence rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığı ifade ettiler ama daha öteye gideceğini düşünmüyorum. Yani Sana birkaç bir şey mi? gözaltı olur, iş adamlarından onları ifadeye çağırırlar falan ama onun dışında daha ilerleyeceğini zannetmiyorum. Soner, bir soru soracaktın galiba, sözünü kestim. Yok, yani Tugay böyle anlatınca hani bu AKP şimdi Afrika ülkelerinde falan yapmaya çalışıyor ya. Hani gidiyor mesela işte rüşvet veriyor. Oradaki kişi işte devlet başkanına, devlet yöneticilerine işte rüşvet veriyor, bağlıyor. Ondan sonra işte oradaki okulları kapatmaya çalışıyor. Oradan işte insanları kaçırıp hani Türkiye'ye getirmeye çalışıyor. İşte Balkan ülkelerinde yaptı. Yani Türkmenistan'da, Özbekistan'da, oralardan işte yaptı. Afrika ülkelerinde. Bunu Amerika'da da uygulayabileceğini düşünüyor muhtemelen herhalde. Yani AKP rejimi. İşte farklı bir şekilde uygulayabilir aslında. Yani sonuçta mesela NYPD,
NYP diye bir siyasi motivasyonla operasyon yaptıysa yapmak istediği şeylerden bir tanesi şu anda Gülen cemaatini Amerika'da, Avrupa'da kriminalize etmek değil mi? Amerika'da da federal bir sistem, federal devlet ne yaparsa yap, yereldeki bir operasyona engel olamaz. Yani yerel kendi hakları var. New York'ta yapılacak bir operasyon Amerika çapında ses getirebilir ve Amerika çapında cemaatin kriminalize olmasına yol açabilirdi yani. Bence buradan vurmaya çalıştılar. Yani tabii ki adam kaçırmayı da düşündüler. Bakın bu sabit bir şey. Ya bırakın şeyi, rüşvet vermeyi falan, devlet yetkililerine direkt kaçırmayı planladılar. Yani böyle rüşvet verip teslim alalım falan değil. Usulleri şey yapmadan kaçırmayı planladılar. Demek ki bu kadar gözlerini karartmışlar. Bu kadar bu konuya obsesif hale gelmişler. Ha, bunu yapacağım derken de Türk devletini, Türk milletini böyle New York'un medyası falan dalga geçti yani. Bu hem belediye başkanıyla dalga geçti hem de Türklerle de, Türkiye'yle dalga geçti. Böyle karikatürize ettiler. Yani ülkemizin geldiği hal bu maalesef yani. Bu Türkiye artık Amerika'da çok anılır oldu ama hiçbir zaman pozitif şekilde anılır olmadı. Hepsinde bu tarz şeylerle ve hepsinde bir rejimin nefretinden dolayı bunlar oluyor. Yani yoksa bir basiretsizlikten falan dolayı değil. Bir nefret var, bir takıntı var, bir obsesyon var. Bu obsesyonu aşmak için her türlü fırıldağı denemeye çalışıyorlar ve bu fırıldağı denerken de çok kurnazlar ama dediğimiz gibi kurnazlık iyi bir özellik değildir. Bir kere yaparsınız, iki kere yaparsınız. Bir yerde yakalanırsınız. Yakalanıyorlar, ortaya çıkıyor. Buna rağmen yeniden deniyorlar. Yani böyle bir durum var. Yani bir şeye gelecektim ben. Bu Tayyip Erdoğan bu operasyonu öyle bir zamana getirmişler ki bakın siyasi mesaj çok, çok açık. Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısının olduğu gün şey iddianame açıklandı. Yani tam o güne de getirmeleri bence başka hedefin kim olduğunu aslında gösteriyor yani. Hedef sizden rahatsızız mesajını veriyor ve normalde Tayyip Erdoğan'ın diyor ki 2-3 saat daha programı var. Onları beklemeden kaçıyor. Türkiye'ye geri kaçıyor. Peki bu kiri pisliği kapatmak kime kalıyor? Bizim ana muhalefet liderimiz Özgür Özel'e kalıyor. Özgür Özel bugün de yine şeyde Devlet Bahçeli'yi bu hafta içerisinde tehdit etti CHP'yi. Artı CHP'li medyayı tehdit etti. Bundan bir iki saat sonra baktım Devlet Bahçeli ile haşır neşir sempatik bir şekilde şeye girişmişler. Yani ilginç. Özgür Özel'i dikkatli gözlemlemek lazım. Ben Özgür Özel'le ilgili olarak bazı dedikodular, hatta dedikodu demeyeyim yani bence istihbari boyutta olacak bazı bilgiler zaten duymuştum. Onu da böyle Sinan Oğan gibi ve Meral Akşener gibi bir şekilde bağlandığını falan şey yapmıştım. İşte bugün Manisa'da kaset skandalı falan bahsediyorlardı. Ben böyle her şeyi kasetle açıklamaya falan da karşıyım yani. O olabilir de olmayabilir de ama karşımızda çok ucuz insanlar var. Ya gerçekten çok ucuz insanlar var. Bunları satın almak için böyle kasetle korkutmaya falan gerek yok yani. Bir eski Büyük Birlik Partisi başkanı vardı bu destekçiden önce. Neydi adı onun? Bundan önce ha, demiştik ki bir kere öyle teklifler geliyor ki diyor, duysanız dininizi değiştirirsiniz demişti. Aslında bu siyasilerin şeyini gösteriyor, bir mantığını gösteriyor. Ya sen Büyük Birlik Partisi başkanısın, ne teklifi gelebilir kardeşim? 5 tane milletvekilliği mi verdiler? Hadi bakanlık verdiler ya. Din değiştirmekle adam demek ki abi işte bak siyasilerin mentalitesini görmek açısından çok önemli yani. Bunların yani kalitesizliğini söylemeye çalışıyor. Çok ucuz insanlar abi, çok ucuz insanlar. Devlet Bahçeli küfrediyor. Grup toplantısında halkı birbirine düşürüyor. Küfrettiği kişiye o yarım saat sonra sempatik ya işte konuşuyoruz ama siyasetin gereği falan diye. Ya bunları halkımız umarım görür. Bunları bu tiplerin peşine takılan KHK'lılar da var. Umarım onlar da görürler. Bu insanlar bu kadar ucuz insanlar. Biz Türkiye'de ucuz olmadığımız için başımıza zaten bunlar geldi. Biz satın alınamaz olduğumuz için, onlara benzemediğimiz için bunlar başımıza geldi. Biz şey yapmayalım yani bu insanların peşine düşüp de bu insanlardan bir medet bekleyerek gerçekten tabii ki mücadele edeceğiz. Tabii ki o arkadaşlarımız için de her yol deneyeceğiz ama görünen o ki yani siyasi yollar yol değil yani. Bir siyasi yolla çünkü onların kendince bir ahlaki yapısı var. O ahlaki yapısı bize uyan bir yapı değil yani. Bunlar herkesle anlaşabilirler. Her türlü ahlaksızlığı yapabilirler. Kul hakkı, Allah korkusu, insanlara iftira atarım, bu insanlar şey yapar gibi böyle bir korkuları yok. Menfaatleri var. O menfaatleri de çok çok ucuz menfaatler. Biz o dünyaya ait olmadığımız için hep üstü zannediyoruz yani. Acaba diyoruz ya bak bu adam bu kadar kariyeri var, bu kadar eğitimi var. Böyle bir şeye düşer mi? Düşer. Böyle bir şeye düşer bu insanlar. Bu siyasilerin ne olduğu konusunda da realist olmaya ben halkımızı özellikle KHK'ları bir kere daha şey yapıyorum. Ben dikkat çekmek istiyorum. Cumhuriyet tarihi boyunca CHP'nin başına gelmiş bu kadar pespaye bir adam var mı yok mu açıkçası ben de bilmiyorum. Hem şu anda da birinci parti yani
hükümet kuracak, hükümeti sıkıştırabilecek ve kendi hükümet kurabilecek potansiyele sahip bir parti. Çok enteresan. Ben son tura girerken ortaklaşa son bir soru sormak istiyorum. Özellikle Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde Hizbullah, o öldürülen Hizbullah liderinin haberleri falan vardı. Aydınlıkçılar Hizbullahçı mı oldu? Önceden o Hizbullah'ın iki tane resmi var diye bir tiyatroda kıyameti koparmışlardı. Evet. Buna ne dersiniz? Son sözlerinizi alalım. Evet abi, yani ben de o manşeti gördükten sonra aklım 28 Şubat'a gitti. 28 Şubat'ta dediğiniz gibi 28 Şubat'ın en önemli malzemelerinden 28 Şubat'ta darbe yapmak için gerekçe uydurdular. En önemli gerekçelerden bir tanesi de Sincan Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu Kudüs Gecesi'ydi. Ve Kudüs Gecesi'nin özelliği ne? İşte bu Refahçı, Erbakancı, bu tipler zaten yani maalesef yani böyle bazı radikal eğilimleri olabilen bir tiplerdi ama o bahane edilerek orada duvarda şey vardı tiyatroda. Kudüs'le ilgili bir tiyatro var ve duvarda iki tane eski Hizbullah liderinin resmi vardı. Bu en büyük gerekçeydi. Şimdi bunu gerekçe yaparak darbe yapıldı ülkede. Darbeyi bırakın, ben olayın o siyasi boyutuyla ilgilenmiyorum zaten. Umurumda değil yani. Erbakanlar o dönem ortamı gerdiler. Kendi aralarında bir şey. Ama bu şeyler bahane edilerek yüz binlerce insanın mağdur edildi. Genç kızlar üniversitelere sokulmadı. İmam hatipler kapatıldı. Çocuk başlamış. 7. sınıfa, 8. sınıfa, 9. sınıfa başlamış. Artık imam hatipi bırakıp düz liseye de geçemezsin diyor. Üniversiteye de giremezsin diyor. İmam hatipler hadi çakılmasın diye meslek liselerini de aynı kategoriye soktular. Yüz binlerce insanın üniversiteye girişini teknik olarak imkansız hale getirdiler. Bunlardan benim akrabalarım da var. Habersiz. Yani bir kere insan madem yapıyorsun o zaman bari elindeki çocuklar bitsin ondan sonra öyle bir kanun getir. Hayır. Şimdi o dönemin o cevval şeyleri, bunların argümanlarını yapanlarından bir tanesi de bu Aydınlık Grubu'ydu yani. Aydınlık Grubu önce İrancı oldu, sonra Cübbelici oldu, şimdi Hizbullahçı oldu. Hasan, yani bir okudu, gördüm manşeti. Sanki Hizbullah'ın şey, aylık bültenini okuyorum zannettim. Yani Atatürkçü bir medya kuruluşu değil ki. Aydınlık yalnız değil. Onun dışında işte bu Kırmızı Kedi yayınlarının sahibi var. Bu da bütün Ergenekoncu paşaları falan şey yapan, onlara yakın bir isim. Haluk Hepkon diye, o da benzer bir şey içerisinde. Yani çok ilginç şeyler yaşanıyor. Gerçekten bu yaşananlarda iyi bir gözlemci için, Türkiye'yi anlayamak isteyenler için alınacak çok dersler var, ibretler var. Bu iki yüzlülükleri görmek lazım ki doğru değerlendirme yapabilirim. Doğru şekilde ilişkimizi kurabilirim bu insanlarla. Bu insanlar belli bir yere fener tutuyorlar belli bir dönemde. Konjektürel olarak onun bir sosyal sorun olduğunu bize inanmamızı istiyorlar. Ülke elden gidiyor şeklinde sizi bir yere şey yapıyorlar. Ama aslında onu tam 180 derece tersi bir şey yapabiliyorlar. Ha bunu da söyleyince diyorlar ki kardeşim anti-Amerikancı bir şey var orada, anti-emperyalizm. Peki anti-emperyalizm ise Taliban var. Yani bu, eğer mesela Amerikan karşıtlıysa Taliban hem Rus işgalinden çıktı, arkasında 20 yıllık bir Amerikan işgali diyebiliriz ona. Yani Amerikan ordusu falan Afganistan'daydı. Hiçbirinde yenemedi ve şu anda hükümet oldu. Amerika'yı şeye zorladı, işbirliğine zorladı ve Taliban üyeleri geldi burada. Şu anda kabul edilmiş bir hükümet şeyi. Sen aynı şeyi niye Taliban'a yapmıyorsun? Yani o da işte onu cevabını bulduğu zaman insanlar pek çok şeyin cevabını da bulmuş olacaklar. Bu ikiyüzlülüğe bence şu sıralarda dikkat etmek lazım, görmek lazım ki bir daha kandırılmayalım, bir daha manipüle olmayalım. Yoksa bu insanların ikiyüzlülüğü belli ama bunların taktiklerini görmesi açısından. Yoksa Perinçek dediğimiz adam sürekli dönen bir adam. Yani onun grubu da aynı şekilde. Bunlar da onur, karakter, herhangi bir ideolojik tutarlılık falan yok zaten. Bunlar operasyon elemanı. Operasyonun gereğini yapıyorlar. Ama nasıl operasyon yapıyorlar? Sizi nasıl tahrik ediyorlar? Sizi ne şekilde yönlendiriyorlar, manipüle ediyorlar? Bunları görmesi açısından bence ibretlik bir manşet. Yani dikkate sunduğunuz için teşekkür ediyorum buna. Sanacığım, son bir şey söylemek ister misin? Yok, konu zaten gayet açık. Yani bunların hani dönekliklerine artık biz yetişemiyoruz zaten. Yani o neydi, Teğmen Çelebi miydi? Yani çıkıyor evet. İşte kürsülere her gün işte Erdoğan aleyhine, AKP aleyhine konuşuyordu. En son bir tane markasını da biliyorum. Ne, Bentley mi? Bentley. Bir tane arabayla şu an sarayın köpekliğini yapıyor pozisyonda. Hani bunlar daha dün işte İran düşmanlar, ya biz İranlaşacağız, aman İran olmayalım falan diyorlardı. Şimdi de her gün İran övüyorlar. İran şöyle güzel, İran böyle güzel. Yani bunu görmemek için bilmiyorum. Kötü niyetli olmak lazım. Çok kişi de kötü niyetli olduğu için göremiyor maalesef yani. Onları da çünkü içi bozuk yani maalesef yani. Ya diğerleri genelde zaten ya, siyasette zaten şöyle
biraz önce Turgay abi bahsettiniz ya, yani Özgür Özel'le işte mesela Devlet Bahçeli'nin konuşması. Hani diyor ya, siyaseten diyor bir şeyler söylüyoruz hani diyor, kalbini kırmış olmayalım. Yani Ya. söyledikleri demek ki o kürsüde söyledikleri hiçbir Evet. şeye inanmadan bunu söylüyorlar. Karşısındaki kişi de Özgür Özel de ya ona hakaret etmiş ama o da ya evet diyor. Yani hani Bugün danışıklı çok dövmüşler. komik bir şey vardı Soner. Davutoğlu'yla karşılaşmış bu sefer şey. Bir Evet. de HDP'lilerle de şey, DEM Parti. DEM Partililerle de tokalaştı ama Davutoğlu'yla sizin deneyimlerinizden çok ihtiyacımız var bu dönemde Türkiye. Bu sefer de Davutoğlu'nu övüyor. Yani Türkiye'de bir şeyler oluyor da ne olduğunu aslında belli ama yani biraz daha bekleyip görmek lazım. Daha net bir sonuç çıkartabilmek için. Ya sen meydan meydan Serok Ahmet diye insanları tahrik eden insan değil miydi? Ve Davutoğlu sen Sinan Ateş cinayetiyle ben olsaydım şöyle yapardım, böyle yapardım falan diye MHP'yi hedef gösterip duruyordun. Ne oldu? Karşında sen ya bunların artık iğrençliği gerçekten bunların ikiyüzlülüğü mide kaldırır boyutta değil. Yani her tarafta siyaset ikiyüzlüdür ama Türkiye'de herhalde bu çok çok daha ileri boyutlarda yani. Bu Hani kadar ikiyüzlülük gerçekten tahammül edilir gibi değil yani. öyle hani film çekilince böyle kamera arkasını izlettirirler ya. Evet. Hani böyle ağlamaklı olur böyle oyuncular. Ama işte kamera arkasını izliyorsunuz, bakıyorsunuz orada ağlamaklı bir rol yapıyor, birden gülmeye başlıyor falan. Halbuki kamera arkasında çok eğlenmişler. Yani bunlar demek ki kürsülere çıkıyorlar. Böyle bu onu atıştırıyor. O ona bir şeyler söylüyor. Ondan sonra demek ki kürsülerin arka tarafa gidip kahvelerini içip gülüyorlar yani. Keşke o kamera arkalarını izleyebilsek. İşte anca böyle döndükleri zaman yani bunun gerçek şeyini kamera arkası gibi izleyebiliyoruz. Söyleyecek bir şey yok. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Görülüyor ki at iti, at izi iticine karışmış insanlarda, politikacılarda özellikle birçok yüz var. Ya buradan da yola çıkarak başta dediğimi bir daha tekrarlıyorum. Vicdanınızın lütfen sesinin peşine gidin. Çünkü önünüzde yine birçok defa yol ikiye ayrılacak ve siz hangi yöne gitmeye karar veremediğiniz zamanlarda lütfen vicdanınızın sesine gidin. Onu takip edin. O sizi aldatmayacaktır. Ayrıca görülüyor ki bu anlatılanlardan suçlular en sağından en soluna, en dinsizinden en dinlisine, kötü olanlar birleşmiş organize bir şekilde iyi insanların üzerinden tank gibi geçiyorlar. İyi insanlardan mutlaka birleşip bu kötülüğe karşı mücadele etmek zorundalar. İşte bu mücadelenin ilk adımı belki yanı başınızdaki insana gerekli tepkiyi vermek veya gerekli desteği vermek. Ben bu destek konusu da açılmışken bunu söylemeyecektim ama söylemek istiyorum. Çünkü o vicdanınızın sesini dinlerken yanı başınızda belki onlarca KHK'lı göreceksiniz. Bu KHK'lılara, bu kötü insanlar, bu organize olmuş kötü insanlar üzerlerinden tank gibi geçip zulmediyorlar. Lütfen biraz vicdanınız varsa en yakınınızdaki KHK'lıdan başlayıp lütfen vicdanınızın sesini dinleyerek yardım edin. Sahip çıkın. Sahip çıkın ki biraz insan olduğunuzu hatırlarsınız. Bu vesileyle bizi takip etmeyi, paylaşımda bulunmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Gelecek videolarda görüşmek üzere.